Çekici elime aldım, tam örse vuracağım. Ekranın içindeki adam bağırmaya başladı. Bırak onu çabuk, bırak onu çabuk diye. Ben de bıraktım gibi kaçtım, oradan kayboldum. Koleksiyonerin %50 indirim istediği bir işi ortadan kesip gönderiyor. Bir tanesi çalışmaz. Standby'a geçer o ekran. Dedim bir de o ekranlar ne olur her sabah ve bütün gün çalışacak. Leonardo bugün olsaydı en mükemmel CNC makinesini finanse eder, kullanırdı. Enfresyonizmin yayıldığı dönem çıkışı da o zamanın yeni medyası aslında. Yani bitmek, tükenmeyen bir tutku aslında. Aslında bu. Herkese merhaba. Medyacı'nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz Art Niyetli Sohbetleri yeni bölümünde bir aradayız. Bu bölümde konuğumuz benim uzun zamandır çok yakından takip ettiğim hem bir iş insanı hem de Türkiye'de dünya çapında bilinen çok değerli koleksiyoner Feride İkiz. Hoş geldin Feride. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Feride İkiz'den çok kısa bahsetmek istiyorum. Kendisi PwC Türkiye'nin şirket ortağı. Aynı zamanda da uzun yıllardır özellikle yeni medya sanatında dünya çapında bizi temsil eden diyebilirim. Yani dünya çapında tabii çok büyük bir şey ama teşekkür ediyorum. Güzel kalbinin güzel iltifatları. Değerli bir koleksiyoner. Çok iddialı, aslında herkesin cesaret edemeyeceği çok orijinal bir koleksiyona sahipsin. Buradan yola çıkarak ben en başa dönüp bu hikaye nasıl başladı, neyle başladı, sana onu sormak istiyorum. Biraz hızlı anlatacağım ama eskiye gideceğim. Hani düşündüğümde, hani bu soru bana soruluyor çünkü. Hani 90'lar, annem ev hanımı, amatör olarak resimle uğraşıyor. Bursalıyım ben. Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde bir atölye var. Alt katta ara ara oraya gidiyoruz, izin veriliyor, seyrediyoruz. Boyalara, fırçalara dokunamıyoruz bile. Tahminim o dönem boya da, fırça da çok kıymetli, tuval de zira öyle. Öyle bir dönem hatırlıyorum. Sergiler oluyor, iştirak ediyoruz, bulunuyoruz falan. Evimizde de tek tük öyle resimler var, yani gayet mütevazi. Biraz ortaokul dönemimde örneğin bir hayalim var. Okumak için İstanbul'a geleceğim. Böyle büyük, sade bir ev, boş duvarlar, tabandan tavana büyük soyut resimler hayal ediyorum. Hani öyle bir anılarımda bunun bir şeyi var, izi var, hatırlıyorum yani. Daha sonrası hızlı ileriye sarıyorum. Boğaziçi'nde işletmede okudum, işletme mezunuyum. 97 yılıydı. Seçmeli ders olarak sanat tarihi aldım bir dönem. Bir dönemde uygulama sanat dersi de aldım. Sanat tarihini sonradan anladım hocam. Amerikalı bir hocaydı. Nancy Atakan. Kadın meseleyle ilgili çok güzel işleri var. Çok çağdaş işleri. Ondan sanat tarihi dersi almışım. Hani nereden, hani işletme öğrencinin çok aldığı bir ders değil. Hani ilgim varmış demek ki, kaydolmuşum. Hiç orasını hatırlamıyorum. O zaman da eskisi gibi böyle kolay değildi. Hani internetten ders, derslere bak, kayıtları takip et. Siyah beyaz fotokopi kitaptan sanat tarihi dersi çalışıyorduk. O bulunuyordu o dönem. Hani zaten kitap herhalde çok pahalı, zaten yok da yani bir taraftan. Düşün, siyah beyaz kalitesiz resimlere bakaraktan derste, ama tepe gözde o zaman Nesli Atakan, duvara yansıtıyordu. Sınavda da iki resim gösterirdi, yorumlamamızı isterdi. Dönemi, işte bütün tarihçisi, sanatçısı. 98 aldığımı hatırlıyorum, AA notum. Hani öyle kalın bir kitap. Hevesim de olduğu için hani çok hoşuma giden bir ders olmuştu. Arada yine bir zaman geçiyor. Hani hatıralarımdan bildiğim 97-98 tam tarihi kestiremiyorum. Beşiktaş'ta bir sergi gezdim. Biennale sergisi değil ama o tatta bir sergi. Yani öyle geçerken rastladığım içine girdim. Bugün sanıyorum eskiden Başbakanlık ofisiydi. Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak tanzim edildi. Orada bir video işi gördüm hayatımda ilk defa. Bir tüplü televizyon yerde duruyor, kablolar çıkıyor, bir çekiç ve örse bağlı. O küp tüplü televizyonun içerisinde bir adam, siyah pantolon, beyaz gömlek, oda bembeyaz bir odada bomboş, havaya zıplıyor, İngilizce "kurtarın beni, kurtarın beni, yardım edin" diye bağırıyor. Al elini o çekici, vur örse, kurtar beni diyor. Ya o zaman da hayatımızda 97-98, ha, cep telefonu var ama şimdiki gibi dokunmatikler yok. Hayatımızdaki en otomatik şey belki hani bizi gördüğünde açılıp kapanan alışveriş merkezi kapıları. Netice yani etrafıma bakıyorum, çok gezen de yok, boş bir saat, güvenlik de yok. Çekici elime alsam mı, almasam mı, hayatımda böyle interaktif bir şeyle karşılaşmamıştım. Çekici elime aldım, tam örse vuracağım. Ekranın içindeki adam bağırmaya başladı. Bırak onu çabuk, bırak onu çabuk diye. Ben de bıraktım gibi kaçtım, oradan kayboldum. Yani esas o gün gerçekten bir şok yaşadım. Üniversite öğrencisiydim, İstanbul'daydım. Hani o güne kadar hayal edebildiğim en modern, en hani ileri düzey sanat eseri
soyut resimdi. Heykel deyince hani çok sevdiğimiz, örnek aldığımız devlet adamı Atatürk'ün heykelleri geliyordu aklımıza. Ben o gün şok yaşadım. O günkü gibi de etrafta bir metin, bir şey var mıydı, böyle bir bilgim yok, bir şey de araştırmadım. Süratle bekçiler beni yakalamadan hani yanlış bir şey mi yaptım diye orayı terk ettim. O gün bir şey oldu. Ondan sonrası hani biraz uzun yıllar, işte Biennale'leri bu sefer takip etmeye başladım. İstanbul Modern açıldı, İstanbul Modern'e takipçisi oldu. Contemporary İstanbul'a böyle tek tük gitmeye başladım. Böyle ama yıllar geçti hiçbir şey almadan. Çünkü hani insan nereden başlayacağını, ne yapacağını, bir galerinin kapısı nasıl çalınır, hani genciz o zamanlar, hani çok bilemiyorsun yol yordamını. Öyle bir süre hep izlemekle, gezmekle geçti. Ta ki bir gün Contemporary İstanbul'da bir video işi gördüm ve çok hızlı karar verdim. Arda Yalkın'ın bir video işi. Infinite Loop ismi, sonsuz döngü. O videoyu bir dijital bir işti. Şimdi bu çok yakın geliyor insanlara ama o dönemde hani öyle dijital iş, sanat işi, video işi, tamamen dijital kompüterde üretilmiş bir görüntü. Bir ilaç şeklinde, vücudunda ilaç kapsüllerinden oluşan bir vücudu olan bir adam bir sağlıklı koşu bandına koşuyor. İçinde bulunduğu yerde bir nevi ilaç kapsülüne benziyor. Sonsuz koşuyor, yavaşlıyor ama duramıyor. Hani sanatçıyla o anda görüşüp tanışıp bilgi alamadım ama hani bu yaşadığımız hayatı anlattı bana o eser. Hani hep koşuyoruz, bir mücadele veriyoruz, duramıyoruz ama hep bu yaşadığımız düzen, bu çağ bize edindiğimiz şeylerin de yetmediğini, daha çok çalışmamız gerektiğini de bir taraftan şey yapıyor. Yani bir eserle bir ortak şey buldum ve hızlı karar verdim, aldım. Açıkçası aldığımda ekranıyla mı satılıyor, neyle teslim oluyor dahi haberim, yani bilgim dahi yoktu. Bir flashlikte neticede teslim aldık. O hani bir şey oldu. Ondan sonrası çok hızlı gelişti. Çok aşırı takip edip çok kendimi hani geliştirmeye çalıştım. Bir 7-8 sene öncesiydi. Hani nereden başladı bu hikaye dedim, belki biraz uzun anlattım ama bunlar böyle birkaç tane önemli olay, hakikaten etkisi olan, etki bırakan bende. Senin zaten, ben yeni medya diye açılışta söyledim ama senin koleksiyonun sadece yeni medyada değil, çok fazla enstalasyon da var. Ready made'ler de var koleksiyonunda. Ve şu an gezdiğim zaman koleksiyonunu bayağı bir kürasyon görüyorum. Bir fikir var, bir gerçekten döngü, bir örgü. Günümüz toplumunun sorunlarını da çok ele alan işler var. Burada da aslında benim merak ettiğim bir konu var. Bir sanatsever çok fazla eser toplayabilir. Nereden, hangi noktadan sonra koleksiyonerlik mertebesine erişiyor sence? Evet, zor bir soru bu. Şöyle, öncelikle kürasyonu beğendim dedin, çok teşekkür ederim ama tabii küratörlük bambaşka bir uzmanlık. Hani çok başarılı küratörler var Türkiye'de, dünyada. Hani burada ben kendim bir şekilde yerleştirdim. Hani o şeye de, uzmanlığa da çok büyük saygım var, şeyim var. Nacizane biraz böyle bir düzenleme yaptım diyeyim ama beğenmene tabii ki memnun oldum. Yani koleksiyonerlik nereden başlar? Çok bilmiyorum açıkçası. Hani sanatseverlik diyelim. Bence onun başlaması için hani hep ben konuşmalarımda onu anlatıyorum. Hani bir şeyler olmasına, çok büyük maddi varlıklara da ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Hep teşvik etmek için de bu yönde konuşuyorum genelde. Hani insan kariyerinin başında genç bir çalışanken, üniversite bitirdiğinde belki, genç bir sanatçının bir edisyonu baskı işin olabilir. Daha ekonomik oluyor biliyorsun. Hani kariyerinde ilerleyip biraz daha maddi imkan arttıkça yine farklı işler edinebilir. O sanatçılar da kariyerlerini, bu arada sen kariyerini ilerlerken ilerliyorlar mesela. O yolculuğu beraber yaşıyorsunuz ki böyle örnekleri var. Hani karı koca, biri kütüphaneci, biri postane memuru, Amerika'daydı galiba. Fögel'le, Herbert Fögel'le eşi Dorothy. Yememişler, içmemişler, Sol David'den işler var. Yani müthiş çağdaşlarından işler toplamışlar ve müzelere bütün Amerika'da bağışladılar. Mesela bu bir örnek ama hani aslında senin sorunun temeline gelirsem tam onu yanıtlamadım ama bir sadece vurgu yapmak istediğim bir şey, hani sanat sevmek veya bir şeyler almak için bence çok çok varlıklı olmak gerekmiyor. Sadece bunu bir genel mesaj olarak genelde vermeye çalışıyorum ama koleksiyon nasıl olunuyor, nasıl yapılıyor? Aslında şu an arterde devam eden, farz et ki sen yoksun. Evet. Selena Sen'in sergisini gezdin mi? Evet. Muazzam bir sergi. Ben 4 ya da 5 kere gezdim. Daha da götüreceğim arkadaşlarım var, gezeceğim. Aslında o Fransızca yazmış Selen, sergi kataloğundaki yazıyı. O serginin küratöryel bir konusu yok mesela. Koleksiyoneri anlatıyor aslında. Serginin kendisi, Selen'in yazısı da öyle.
ve nasıl hani nereden sonra nasıl koleksiyoner olur diye aslında bir iki not almıştım, bakayım şimdi buradan bulabilirsem. Çok güzel ifade etmiş çünkü sen Fransızcasını da okursun, ben Türkçe çevirisinden okudum. Yani bitmek, tükenmeyen bir tutku aslında bu. Yani öyle bir şey. Ve sen bir mücevher kutusuna yaşadığın çağın belki hani bir şeyleri topluyorsun. O kutunu hiçbir zaman hani o kutuya da sığdıramayacaksın. O kutu da bir taraftan hiçbir zaman dolmayacak, devam edecek ve hep bir şey eksik kalacak hissedeceksin. Hani öyle biri koleksiyoner, anlatabiliyor muyum? Hani ben o mertebede biriyim ve o şeyi sıfatı da şey yapıyorum demek istemiyorum. Çok muazzam koleksiyonerler var. İşte Ömer Koç bir tanesi, çok başka da örnekleri var Türkiye'de. Şimdi birkaç birini saysam belki eksik bıraktıklarım olur. Dünyada da zira öyle. Ama şu an bulamadım notlardan. Şeyin yazısını gerçekten okumanı isterim, Selin'in yazısını. Buna dair yani tutku, bitmek tükenmeyen bir şey, bir arzu ama arzu ve hem de acı yani. Hani aslında o misyonu hiçbir zaman da tamamlayamayacaksın, bunu bilmenin şeyi. O tabii kendi öz ifadesiyle daha güzel anlatmış. Ben açıkçası seni bir koleksiyoner olarak tanımlayabiliyorum kendi bakış açımdan. Bir sanat tarihçisi olarak kendimde o artık küçücük de payı buluyorum. Çünkü yani sorularımın sırasından çıktım ama eserlerin çok fazla sergide yer aldı. Senin birebir kendi eserlerinden oluşan sana ait sergiler oldu. Japonya'dan bir müze senin bir eserini aldı. Yurt dışında eserlerin sergilendi. O yüzden de artık bir koleksiyonerlik mertebesinden herhalde bahsedebiliriz yani. Teşekkür ediyorum. Evet, öyle güzel şeyler oldu. Örneğin bir Haar'ın, Hande Şekerciler, Arda Yalkın'ın artist diyor şeyi. Onların Zülfaris'te ilk burada sergilenmiş bir eseri vardı. 9-6-1 kanalı ses ve video görüntü enstalasyonu. Çok sevdiğim performans sanatçısı, dansçı Ekim Bernay'ın da, onu da tanıyorsun, evet. O da dostum biliyorum. Performans gösterdiği, Borusan Filarmoni'nin çeşitli klasik müzik icra eden sanatçıların doğaçlama müzik yaptıkları çok değişik bir enstalasyon. O örneğin The Bass Museum New York'ta, Miami'de 2022 miydi? Yıllarda çabuk geçiyor. Hatırlıyorum Art Basel'e paralel evet. Event olarak sergilendi. Contemporary İstanbul Vakfı'nın bir projesiydi. Mesela o eser benim evimde asla sergileyemeyeceğim bir eser. Yani 9 artı ses ve video enstalasyonu ve aklı olarak bir büyük bir alan gerekiyor. İşte Crash sergisini yapmıştık, hatırladığın Contemporary evet. İstanbul. O değişik bir şeydi. İlk fiziksel NFT sergisiydi bir koleksiyonerin Türkiye'de. Ya böyle bu hani böyle hedeflerim, bir iş planım yok aslında. Öyle gelişti olaylar. Hani biraz da aslında sen değindin ama yeni medya eseri koleksiyoneri diye biliniyorum ama ben aslında medyumlardan bağımsız bakıyorum. 21. yüzyılda hani muazzam teknolojik değişimler oluyor. Bir transformasyondan geçiyoruz. Topluluklar, şirketler, devletler, dünya. Ama hala hani gerçekten çok temel ve çok derin problemleri var insanlığın. Hani bundan utanç duyuyorum. Açlık. Afrika'da açlık halen var. Bir taraf bolluk içerisinde. Gelir dağılımının eşitsizliği. Savaşlar, yani gerçekten savaş var şu an dünyada, yanı başımızda, her yerde. Bunların tetiklediği göç, işte kapitalist düzenin sana tarif ettiği mutluluk, ona erişme hali, erişememe hali, bunun yarattığı bireysel sorunlar, toplumsal sorunlar, bunların hepsi. Aslında benim koleksiyonumun bir teması var, öyle ifade ediyorum. İnsan, insanlık ve bulunduğumuz çağ. Dolayısıyla bu meseleleri konu eden sanatçıların işlerini topluyorum. Medyum bağımsız. Ama hani çok tabii birçok medyuma bugün giriyor. Ama hani böyle yağlı boya tablo, güzel, hoşla yağlı boya tablo çok beğeniyorum. Ama hani koleksiyonda yok örneğin. Hani belki bir onu istisnai gibi söyleyebilirim. Senin bir koleksiyoner olarak, bir sanatsever olarak zaten görüşlerimi bununla ilgili bildirdim. Ama aynı zamanda çok iyi de bir araştırmacısın. Çok okuduğunu biliyorum. Gezdiğinden daha fazla araştırma yaptığını, eserlerden çok fazla esinlenerek, onların peşine düşerek farklı konuları da derinleştirmeye çalıştığını biliyorum. Sence iyi bir koleksiyoner için okumak, araştırmak mı yoksa gezmek mi daha temel? Hepsi bence, yani birbirini tamamlıyor. Hani gerçekten okuyorum bu arada ama tabii akademisyen arkadaşlarımız var, sanatçılar var, çok farklı okumalar yapıyor, onlar ayrı ama okuyorum, araştırıyorum. Sevdiğim, beğendiğim sergiyi defalarca gezerim. Müzelerde çok zaman geçiriyorum gerçekten. Bak az evvel bahsettim, farz et ki sen yoksun. 4 ya da 5 kere gördüm. Açıldığı gün, ertesi gün ve sonrasında
birkaç kere. Daha da gitmeyi hak eden sergiler oluyor. Kütüphanelerine çok zaman geçiriyorum. İstanbul Modern'in, Arter'in, Salt'ında. Ama Salt'a bir gidiyorsun, oturmaya yer yok. Herkes study room yapmış. Gençler üniversite sınavına çalışıyor. Evet. Bir ara durum öyleydi. Şu yakında gitmedim. Neyse, en azından güzel bir binada ders çalışıyorlar. Oradan memnun oluyorum. Yani çok konuşma programlarına katılıyorum. Mesela şimdi cumaları İstanbul Modern'de Müzeler Konuşuyor diye bir program var. İtalyanları genelde konuk ediyorlar. İtalyan konsolosluğu yapılmış bir şey. Geçen sene de vardı. Hani fırsat buldukça bu tip konuşmalara da gidiyorum. Bunların hepsini bir şekilde birbirine tamamlıyor diye düşünüyorum. Ama ben özellikle biyografi ya da otobiyografi çok okurum. Çok seviyorum. Hani öyle etkileyen hikayeler ve şeyler de oluyor. Yani Peggy Guggenheim'in hayatını okuduğum Wollart var mesela. Hani empresyonizm yapan galerici. Hani çok arzu etmiştim. O biliyorsun 1850'ler sonrası hani Avrupa'da empresyonist resimler tul kaka denirken hani hiç şey yapılmazken genelde gemiden gelen ve sanattan Fransızların gözünde anlamayan Amerikalılara satıyorlar resimleri. Hani o kadar beğenilmiyor o dönemde. Hep demiştim mesela böyle bir döneme denk gelsem hani geri kalanın çok yadırgadığı ve hoşlanmadığı bir şeyi keşke ben görebilsem. Aslında biraz NFT'lerde onu hissettim. Öyle bir hikaye oldu gibi. Wollart bir tanesi. Hani Düven var mesela, antikacıların kralı, piri. Evet. Onun hayatı, onun hikayeleri, orada dinlediğim koleksiyonerler. Hepsinden bir şeyler kapıyorum. Mesela o hikayelerde var. Tahmin ediyorum Huntington Amerika'da demir yollarını, bütün Amerika'yı demir yollarıyla döşeyen çok varlıklı bir koleksiyoner, iş adamı. Stanford'ın da ortağı zaten, işleri o. Sonrasında Stanford Üniversitesi'yi kuruyor. Huntington da diyor ki boş işlerle uğraşıyor. Bu üniversite kurdu diyor. Ben diyor eser alıyorum. Tahmin ediyorum katarak oluyor. Hani o yaşlarda belki onun tedavisi yok. Çünkü gözü görmediği zaman dahi milyonlarca dolarlık eser oluyor mesela. Neyse, laf lafı açtı. Sen sorunu şey yaptın, biraz dağıttın belki ama. Yo, çok güzel bir noktaya değindin. Aslında empresyonizmin yayıldığı dönem çıkışı da o zamanın yeni medyası aslında. Baktığımız zaman çünkü artık kök boyalardan tüp boyalara geçilip sanatçıların stüdyolardan dışarı çıkıp yeni bir şey denediği ve böylece özgürleşebildikleri, yeni medyanın ilk çıktığındaki algıyla çok benzer. Senin de kendini o dönemde o orayla eşleştirme, evet, ilişkilendirmemiş ya. Bir de o bir teknolojik değil. Gelişim aslında. Evet. Yani fabrikasyon bir üretim var. Havanda ot dövüp boya yapmıyorsun. Bu bir. İkincisi fotoğraf mesela. O da bir teknolojik gelişim. Ve ben şunu düşünüyorum. Leonardo bugün olsaydı en mükemmel CNC makinesini finanse eder, kullanırdı. AI'dı, bilgisayardı, hepsini kullanırdı. Gerçekten inanıyorum. Çünkü kendi çağlarında onları yapmış sanatçılar onlar. Bir de çok ödersin. Yani biz iş hayatımızda bütün dijitalleşmeyi hayatımıza adapte ediyoruz, iş yapış şekillerimize. Sanata gelince yok ama sen yüksek teknoloji kullanma, ille klasik. Yani o da makbul bu arada. Ama hani ötekine başımı çevirmek bana çok anlamsız geliyor. Evet, zaten orada da sanatçıların eleştirildiği dönemde çıkan işler de bir nevi yeni medyayla aslında sınır zorluyorlar. Yani stüdyoda çok rahat yapabildiği bir güneş batışını gerçekten güneş batarken hiçbir zaman egale de edemiyorlar. Sanatçının da kendi içinde orada çok sıkıştığı bir dönem aslında. Doğayla resmen yarışıyorlar. Oradan fotoğraf gerçekçiliğine doğru giden döneme giriyoruz ve gerçekten sanat orada bir takla atmış toplumun oluyor. Toplumun önünde gidiyor gerçekten sanatçı. Aslında benim kaydı da var. 2018'de Bursa'da Uludağ Rotary Kulübü'nde bir konuşmam var. Akabinde Birleşmiş Milletler'in Türkiye'de yaşayan göçmen sanatçılara bir residency eğitim programı vardı. Ardalarla Handiler'in organize etti. Orada yaptığım bir konuşma var. Daha o zaman hani biz ChatGPT falan konuşmuyorduk. Yoksa yapay zeka 50'lerde 60'larda geliştiriliyor. Makine öğrenmesi o ayrı ama. Harari'nin kitaplarından etkilendim. Bu 21. yüzyıl 21 ders mesela önemli bir kitap. Konuşmalarında hep referans verdiğim. Mesela gelişmekte olan ülkelerle gelişen ülkeler arasında bir uçurum var. Bu teknoloji transformasyonu ve devrimiyle alakalı bulunduğumuz çağda. Ve hani o köprüyü geçebilen ülkeler, toplumlar, şirketler ve bireyler olacak belki. Hani o aşamayı yapabilen. Ama bir zaman sonra o köprü çökecek ve hani uçurumun öbür yakasında kalanlar olacak. Mesela ben birey olarak uçurumun öbür yakasında kalmak istemiyorum. Şirket olarak bir takım imkanlarımız var tabii, global onları görüyorum. Bizi de gelişimimiz için en tecrübesiz arkadaşla en tecrübeli uğraşlar veriliyor. Biz bunu hani liderliğini yapıyoruz.
bunu da görüyorum. O kitabında da hani Harari sanatçıların da bu toplumların şeyinde ön ayak olacağını, bu gelişimi adapte edip önlerini açacağına referans veriyordu. Ve öyle bir önemli rolleri olduğunu hep ben de ona inandım. Türkiye'de de öyle, yurt dışında da öyle. Ve olduğunu gördüm yani. Hani bugün baktığında aslında sanatçı yani çok daha ilerici, daha serbest düşünce ve özgür bir yapısı var. O da tabii gelişmenin önünü açan bir şey. Bence hem bunu yapabilecek kabiliyetteler hem de görevleri diye düşünüyorum. Hani bizim de toplumumuzun uçurumda bir tarafına atlaması için. Demin bahsettin kaynak paylaştığından. Instagram hesabında da Art Lover from İstanbul. Evet. Hesabında da çok fazla kaynak ve zaten makale paylaşıyorsun. Ama mesela ben de koleksiyonerliğe başlamak istiyorum veya sanat tarihiyle ilgili araştırma yapmak istesem nereden başlamalıyım, neler okuyayım veya hangi hesapları takip edeyim diye böyle çok hızlı bir soru sorsam verebileceğin 3-5 referans ne olur? Ya bence ilk başta yani ya müzelere gitsinler. Hani çağdaş çok güzel müzelerimiz var hani başlamak için. Okumak için hani birkaç biyografi şey yaptım mesela. Hani evet. Peggy Guggenheim'in hayatı, Wollard'ın hayatı ama nadir kitapta falan bulunuyor. Birinci baskısı hı hı. yok. Duven'in hayatı. Sonra Andy Warhol'u Andy Warhol yapan, Avrupa'da Amerika'ya göçmüş meşhur galerici. Şu an adı aklıma gelmedi. Evet. Onun biyografisi biraz ağır ve şey onu okudum. Yani sanat tarihi kursları var, çok şeyler var ama hani yayın veya şey ben müzelerin sayfalarını takip ediyorum. Art News'u takip ediyorum yabancı yayınlardan. İşte Jerry Saltz gibi bazı yazarları da takip ediyorum. Şu an sayamadım sana ama hani evet, yazılı röportajlarda güzel. Çok saydığım kaynak var aslında. Ciddi takip ettiğim, Türkiye'de takip ettiğim yazarlar, küratörler, akademisyenler var. Uzunca bir listem var. Soruyu aslında. Ben sordum ama ekleme yapabilirim. Ha, lütfen. Aynı zamanda müzelerin Instagram sayfaları da çok eğlenceli olmaya başladı dünya evet, müzelerinin. Evet. Onlar da çok güzel içerikler yapıyorlar. Evet. Onlar da takip edilebilir. Sen hepsini tabii, takip yani ediyorsun zaten biliyorum. Girince içine bir zincir başlıyor yani şey oluyor. Dediğim gibi ben sanatçı talklarına, konuşmalara çok gidiyorum, müzelerin düzenliklerine gidiyorum, online'ları var, fizikselleri var. Yani bu arada çalışıyorum gerçekten, çok yoğun danışmanlık yapıyorum. İşte biraz eşimden, kızımdan, ailemden çaldığım zamana bazen beraber, bazen onların ayrı. Bu arada onlara çok şey borçluyum yani. Çünkü gerçekten iş hayatım çok yoğun. Daha çok onlardan ya da onları sürükleyerek geçti bu son 10 sene özellikle. Ne güzel. Senin alanın finans alanı da kapsayan bir alan, teknolojiyi de kapsayan bir alan iş alanın ve NFT konusunda ön plana çıkmış olman koleksiyoner olarak işte Crash sergisiyle olsun ondan sonraki birçok yerde bunun senin iş hayatının aslında bir projeksiyonu gibi de görebilir miyiz? Ve senin başladığından yani ilk NFT koleksiyondan bu yana sanat piyasasının dijital taraftaki gelişimi ne oldu? Bu çok merak edilen bir şey. O yüzden uzmanını bulmuşken sorayım dedim. Ya şimdi bir kere çok net. Hiç ben işle şeyi bu alandaki ilgimi karşılaşmakta hoşlanmıyorum. Finansal yatırımcı hiç değilim ama nedense bir şey aldığımı duyan arkadaş iyi para getirir mi diye soruyor. Kardeşim biz hepimiz bugün bir İşte belki bir cep telefonuna dünya para veriyoruz. Sonra yeniliyoruz falan. Kimse de hani ikinci elde kaça satacağını, ne yapacağını ilgilenmiyor mesela. Hani aslında 60-65 milyar dolarlık bir piyasa tabii ki bu. Büyük bir piyasa. Ama gaming endüstrisi 100 milyar dolar. Onu da söyleyeyim yani. Hem çok büyük hem küçük aslında. Finansal yatırımcılar elbette ki var. Finansal yatırım olarak da bakanları yadırgamıyorum. Ama ben finansal yatırımcı olarak değilim. Aslında dikkat edersen böyle bütün satılan büyük koleksiyonlar şeyler 1950'lerde almışlar, 2000'lerde satılıyor. Ya ölüm sebebiyle oluyor, ya bir maddi durumda bir şey, ya da hani boşanma sebebiyle oluyor. Bütün o Paul Allen koleksiyonu, işte Guns koleksiyonuydu galiba satışı olan büyük rakamlara ulaşan son 5-10 yılda satılan. Yani bunlar hep şey, ya da tabii müzelerde değerlenenler oluyor ki en son Rosa de la Cruz'un dahi koleksiyonu. Miami'de gezmiştim, vefat etti, bir sene olmadı bile. Müzayede de satıldı ki Miami'nin art scene'ini çok değiştirmiş bir kişi kendisi ve eşi. Üzüntü de duydum. Nereden buraya geldim? Yani sansasyonel şeyler oluyor. Dijitale geçmeden, çünkü dijital normalde %5-6 yani sanat dijital işleri, sadece NFT de değil bunlar, bu 65 milyar dolarlık şeyin. Ama tekil baktığımızda rekor satışı olan işler var tablolarda da.
Mesela bu Picasso'nun, notlarımı da buldum şimdi, çok güzel. Whitney ve eşi tarafından 50 yılında 1950'de 30 bin dolara almışlar. 2004'te Sotheby's'de 104 milyon dolara satılıyor. Şimdi bunu duyunca vaa falan oluyorsun değil mi? Hani neticede 54 yıl tutmuşlar. Bunu saklamışlar, sigortalamışlar, neyse bakımını yapmışlar. Yıllık ortalama %16 kazandırmış. İyi bir rakam dolar bazında. Sigortasını düş %14 diyelim net. Ama bu iyi bir örnek ve tek bir eser. Tüm eserlere bakarsan koleksiyonda çoğunun yıllık getirisi %10'un altında kalmış. Hepsini bir araya getirsen paçalda 7 gibi bir şey. Yani bu son 50 yılda atıyorum 1950-2004 arasındaki hisse senetleri getirileri kabaca bu veya bundan hani biraz üzerinde biraz altında. Ha, kimi ekonomistler araştırma yapıyorlar. Hani işte %1.6 da sana hani bu işin bir de zevk ve tutku meselesi var. Hani hisse senedini duvara asamıyorsun. Hani öyle de bir prim de veriyorlar gibi. Aslında bir saatçi koleksiyonda bile hani böyle 5'te birinin hani daha kıymet aldığı, gerisinin öyle kıymet bulmadı ki saatçi çağdaş sanatta çok marka bir koleksiyon. Ona rağmen bir de genelde satılanları biliyoruz, onların rakamlarını biliyoruz, o da var. Yani ekonomik araştırma da yapmak zor ama aslında öyle rekor getirilerin olduğu bir durum yok. Dijitalde alımı ve satımı çok zor bir şey. Çünkü kopyalanabilir bir dosya, her ne kadar sertifikası sende de olsa. NFT aslında bir teknoloji, o anlamda el değiştirilebilmesini, saklanmasını ve hani aidiyetini belgeleme anlamında bir devrim yarattı blockchain teknolojisi. Ama tabii müthiş bir balon ve finansal oyunun da bir parçası oldu. Hani bana hep arkadaşlarım ne alayım ben de alayım diye kimseye bir şey aldırmadım. Yani bugün benim çok konvansiyonel video işlerim var, dijital işlerim var. Benim NFT almam kaçınılmaz zaten. Hani ki çok erken evrede hem Türkiye'den hem yurt dışından sanatçıların işlerini aldım. Kimisi çok tanınmış sanatçıların ilk NFT'leri var. Tek edisyonlar var. Biliyorsun bunların milyon edisyon, binlerce edisyon yapan sanatçılarımız da oldu. Dünyada da oldu. Ya da bu hani dijitalin içinden çıkan sanatçılar da var. Önemli böyle ama o tarih onları yazacak ya da şu andan yazdı bile öyle sanatçılar. Nereden geldim? Zira dijitalde de benzer getiriler yani çok merak ediliyorsa. Hani ben dediğim gibi finansal yatırım diye bakılmasını yadırgamıyorum. Bence 65 milyar doların büyük bir kısmında finansal yatırım boyutu da vardır. Ben satmak için almıyorum. Hani öyle bir şeyim yok. Dolayısıyla çok özgürüm de yani kararlarımda. Biraz iş hayatımdan farklılaştım. Bu sebeple de daha özgür olabildiğim bir alan yani. Tabii bu NFT pandemi dönemine de denk gelip insanların orayı bir yatırım alanı olarak görmesi ve sanat yatırımlarının dijitale kaymasıyla takip edilemeyen çok fazla balon kazançlar da oldu. 20 milyar dolar bak 65 milyar dolar sanat piyasası NFT tek başına 2020-21'de 20 milyar dolar yaptı. Ve yani bu, %99 çöp yani. Bu aralıkta da hiçbir şey takip edilemedi vergisel olarak veya hiçbir konuda. Şimdi yeni yasa geldi. Yani ne kadar taslak ve baby adımlı bir yasa da olsa bu acaba o zaman iştahı kabarmış insanların sanat sever olmayan sadece finansal yatırım gibi gören insanların geri adım atmasını sağladı tabii, mı sence? Tabii muhakkak zaten kripto piyasalarındaki hareket ve değerlerdeki düşüşler de öncelikle bu köpüğü aldı. Burada PwC olarak 2021 yılıydı galiba. Ben aynı zamanda kendim finansçıyım, teknoloji danışmanı da değilim ama veri analitiği hizmetlerinde M&A şirket satılama ortaklıkları danışmanlığı içinde veri analitiği hizmetlerinden de sorumluydum. Yine veri analitiği ekiplerimizle o dönem popüler olduğu dönemde büyük veriyi yani inceleyerek yaklaşık 6 milyar dolarlık işlem hacmini inceledik. Çünkü çekebiliyorsun Ethereum blockchain'inden bütün verileri indirebiliyorsun. Şunu tespit etmiştik. Yani oradaki dijital varlıkların %80'ini hesapların %20 elinde tutuyor. Ve bir eser diyelim bir NFT dosyası 6 kere falan ortalama değer şey el değiştiriyor. Yani bu bir sanat piyasasının hareketi değil yani hani finansal piyasa ve spekülatif hareketler zaten. Onlar kalmadı tabii. Kanun tabii ki gerekli ama teknolojik gelişme öyle hızlı oluyor ki işte kanunlar biraz arkadan geliyor. Hani başka bir takım işlemlere ve kötü niyetli şeylere açık tabii bu teknoloji. Ama daha da gelişecek çok yolu var. Ama teknolojinin de getirdiği bir imkan seninle benim aramda hiçbir tanışıklık, hiçbir kimlik şeyi olmadan hani hiç güven unsuru, arada bir takas olmadan anında para ve karşılığındaki varlığın değişimine imkan tanıyordu.
isimsiz. Dolayısıyla hani bu tabii tolere edilebilir bir şey de değil bir taraftan. Hani bu bir fırsat ama hani regüle edilmesi de şart bir noktada. Ne kadarı yapılabilir ama mesafe kat edildi yani. Bir de benim takip ettiğim başka bir konu var. Bu kripto dünyasında pahada çok yüksek gayrimenkuller binli, on binli bölünerek alınabiliyor. Bu eserlere de yansıdı dünyada. Türkiye'de bunun bir örneği var mı veya sen bu uygulamayı nasıl görüyorsun? Çok pahalı bir sanat eserine 1000 kişinin sahip olması. Yani hissedar olması. Burada artık olması. Biraz finansal yatırım oluyor. Dolayısıyla sanat tabii ki bir sanat eserleri bir finansal yatırıma konu olabildiği için bu da onun bir teknolojiyle yansıması. Yani bu NFT yokken de böyle pay satışı, fonlar kurulup sanat fonları vardı bir nevi. Ama şimdi bir tekli bir eseri NFT yoluyla da hani parçalayıp satmak mümkün. Ya o konunun hukuki şeyi biraz karışık. Çünkü bir taraftan Amerika'da bilmiyorum ama burada SPK mevzuatı. Çünkü sen hani bir para da topluyorsun, bir şey satıyorsun. Ondan sonra bir çoklu şey oluyor. Belki bir getiri vaat ediyorsun ya da etmiyorsun. Bu sefer biraz daha sermaye piyasalı kanunları da devreye girer mi girmez mi konuları da giriyor. Ama tabii ki eğer konu bir finansal yatırımsa, çok inandığım bir sanatçının inandığı bir dönem bir eseri veya onlardan oluşan bir portföye senin parçalı ortak olma imkanını teknolojik olarak da sağlıyor NFT blockchain sistemi. Ve o parçayı belki satabilmeni de sağlıyor. Yani işin bütünü satılmadan payını bir nevi şirket hisse senedi gibi aslında. Teknolojik olarak buna imkan var. Kanunlarla düzenlemeler geldi geliyor diyebiliyorum. Türkiye'de de yaygınlaşıyor yani. Çalışmaları var. Yani yapan oldum bilmiyorum. Böyle projeler duydum, şey yaptım ama fiiliyata geçiren oldu mu inan onu bilmiyorum. Çünkü en çok sen araştırıyorsun ve insanlar çok fazla sana sorduğu için çok evet. Fazla bilgi sahibi olman muhtemel. Bunların yanında senin zaten sanat ve sanatçı dostu olduğunu biliyoruz. Ben şöyle bir perspektiften de bakıyorum. Çünkü benim zaman içerisinde çok sanatçı arkadaşım da oldu. Galeri sahibi arkadaşım da var, koleksiyoner arkadaşım da var. Ama genelde sanat sever dediğimiz tırnak içindeki kişilerin sanat eseri alırken çok sanatçı dostu davranmadığı durumlar oluyor. Şimdi ben koleksiyonerlik ve sanatseverliği aynı zamanda sanatçıyı da koruyan, ya ben hep Rönesans kafasında düşünen birisiyim. Sanatçıyı gözetmeden sanat sevmek ya da koleksiyon almak ne kadar oturuyor, ne kadar çok yanlış paralellikte. Yani çok yanlış buluyorum. Hani ben de aslında kendim de mesela fikirlerimi satarak veya hani görüşlerimi paylaşarak hayatımı kazanıyorum. Hani finansal danışmanlık yaparken. İşte telif hakkı olsun, konuşmalar olsun, eser üretimi olsun. O da bir hem maddi bir şey hem manevi bir şey. Yani elle tutulabilen bir şey, tutulamayan bir şeydi. Yani yoksa bir boyayı tuvale sürdüğünde işte tuval kaç para, boya kaç para. Onun bir maddi ederi var ama hani onun üzerindeki her şey hani biraz daha entelektüel sermayesi oluyor sanatçının satışa sunduğu. Kendim en azından hakkaniyetli, herkesin hakkını gözeterek şey yapıyorum. Ya bir şeyin mesela liste fiyatı var elbet ilk şey ama ben pazarlık da sevmiyorum ama tabii ki liste fiyatından bunun hani sanatçıyı, galerisini veya satan kurumu içine sinen son rakamı neyse bir kere soruyorum. O rakamda benim bütçeme uyarsa alıyorum. Genç sanatçı sergileri, mezun sergileri, base gibi hiç pazarlık yapmam mesela. Hani bunun da şey olduğunu hiç görmedim hani suistimal edildiğinde. Yani anlatabiliyor muyum hani bunu duyulup bilinebilir. Özellikle yani ki bir genç sanatçı sergisinden iş alırken veya bir yeni mezun sergisi iş alırken ya o sanatçının kariyerine devam etme ihtimali çok küçük yani. Ben aldığımda hani kariyerinde böyle ilerleyecek diye de bir şey yok. Ama belki kalbine, aklına ya acaba bu sanattan ekmeğimi çıkarabilir miyim? Kariyerimde ilerleyebilir miyim? Duygusu, ümidi birazcık düşüyorsa kalbine ben ondan mutlu oluyorum. Hani olabilir, olmayabilir, devam etmeyenleri de anlıyorum. Ama bir öyle bir beklentim yok yani anlatabildim mi? Hani çok gençken yakaladım, ileride şuralar artık. Onu şey yaparken biliyorsun yani olmama ihtimali var zaten çoğunluk. Ama yaklaşımım bu. Ama duyuyorum çok ciddi. Arkasından da konuşuluyor hani böyle çok pazarlık edenler şey yapma. Mesela konuşmalarda telif ödenmesi, Aykan'ın kuralları var. İlerledikçe öğrendim yani hani soruyorum ödeme, telif hakkı ödüyor musun? Çünkü benimle beraber o konuşma programlarına katılanlar var. Onlar da hani sürekli konuşuyorlar veya bu entelektüel sermayeden kazançlarını temin ediyor, emekleri var.
arkasında çok okumalar, çalışmalar var. Hani o tip organizasyonlarda yer almaya, hani kurumun kişilerin de hakkını gözeten özeniyorum. Mesela Pixel'le beraber yaptığımız kreş sergisinde de yani bu konular, ben çünkü koleksiyonumu bir ücret beklemeden sergilenmesini hani şey yaptım ama sponsor olan firma için de bir içerik yarattık tabii. O benim işaret ettiğim kuruma, o da o zaman Pixel Yeni Medya'nın sanatçı eğitim programlarına o gün için güzel bir bağış yaptı. İşte orada modere edenler, konuşmalara katılan sanatçılar, hepsinin telif hakkının hızlı ve zamanlı ödenmesi baş şartımdı. Bir de bir şartım, müzelerde dahi gidersin, Pompidou'da bile video işleri, bir tanesi çalışmaz, standby'a geçer o ekran. Dedim bir de o ekranlar ne olur her sabah ve bütün gün çalışacak. O da işin esprisi tabii. O çok yeni bir arkadaşımın başına geldi, sanatçı bir arkadaşımın. Bir yere eserini veriyor, video ve videonun bir hafta çalışmadığını başka birinden öğreniyor. Yani bunlar çok önemli. Sana sordum, vereceğin cevabı biliyordum. Bu çok konuşulması bence gereken bir konu. Çünkü koleksiyonerler hele güçlendikleri zaman, koleksiyonları bir değer kazandığı zaman orada yer alma vaadiyle bu hani çok büyük şirketlerin çok iyi yerlerden mezun çocukları bakın burada olmak bir ayrıcalıktır deyip çok basic ücretlerle çalıştırması gibi hani bunun bence bir yerde son bulması gerekiyor. Alican Leblebi'nin kesilen şeyi çok iyi yapmış diyorum yani. Evet, yani onu burada almak istiyorum. Evet. Hani bilmeyenler için de koleksiyonerin %50 indirim istediği bir işi ortadan kesip gönderiyor. Hiç karşı çıkmıyor tabii gönderirim deyip. Bence müthiş bir başkaldırı. Senin gibi koleksiyonerlerin daha çok olmasını diliyorum. Bitirirken senin eklemek istediğin bir şey yoksa, seninle beraber katıldığımız Noise Media Art Festival'in konuşma programında kendisi de yine çok değerli ve senin gibi cesur koleksiyonu olan Alain Servet ile birlikteydik. Muhteşem, bambaşka bir boyutta evet ama çok eleştirel, çok çağdaş bir koleksiyonu var. Ve ben moderasyonu yaparken Alain Servet'i koleksiyonunuz siz öldükten sonra ne olacak diye sormuştum. O da hiç umurumda değil, sokağa bile atılabilir demişti. Ben tabii şok. Evet. Benim için çünkü koleksiyon dediğin gibi kişinin de fikir olarak bir ifade topluluğu, o bütün eserler. Onu hani çöpe atamazsın diye düşünüyorum. Sen koleksiyonu ne yapmayı düşünüyorsun? Ya ben hani satmak maksatlı almıyorum demiştim ya, hani ne olacak o zaman? Aslında hep bir arzum, tutkum, işte kızım, bir tane kızım var. Hani kızıma gurur duyacağı içerikte bir çağdaş bir koleksiyon bırakmaktı hedefim. Hayır, o öyle hedef oluştu yani. Baştan böyle bir hedef kurduğumda bir şey almaya başladım gibi değil. Hatta da bir yere de bağışladığımda kabul de edilebilecek bir koleksiyon. Yani ona bıraktığım koleksiyonun illa onun elinin altında dursun gibi de bir düşüncem yok. Ama hani öyle bir seçkim olsun, beğeni toplasın, bir dönemi yansıtsın. Belki bir yere bağışladığında da bağış kabul olsun. Biliyorsun her bağışlanan şey alınmıyor yani müzelerde, şeylerde. Öyle bir tutkum vardı. Sonra zaman geçtikçe, yani kendim işte arşivler yapıyorum, yani çalışmalar yapıyorum ama bir noktadan sonra bu geride bıraktığım kişiye de bir haksızlık, bir yük ve şey de. Bizim ailede herkese bir ileriye dönük bir planlar. Ben daha tam çözmedim bu konuyu ama babam da her şeyini planlayıp halledip aramızdan ayrılmıştı yıllar evvel. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hani bir şey bulurum ileride, yavaş yavaş da şey yapıyorum ama şunu düşündüm. Ya ona da dedim, mesela kitaplarım çok kıymetli Melike. Muhakkak bağışlayacaksın. Kitaplarım kabul edeceği her müzenin, aşikar kütüphanenin. Ama dedim, seç istediklerini alırsın tabii içinden de. Hani illa o kitaplar bile bir gün sana yük olacaksa bağışlarsın, başkaları okusun. Eserler de öyle zaten. Ama Alain'i orada ilk defa dinledim. O güne kadar ben öyle ekstrem bir düşüncem yoktu. Nasıl hafifledim sana anlatamam. Çünkü aslında koleksiyonerlik ne dedik ya, şimdi biraz daha toparlıyorum. Yani o bir yolculuk, şimdi journey, yolculuk kelimesi çok seviliyor son yıllarda ama gerçekten ben aslında ailemle, eşimle, kızımla, çevremizde, diğer yakın çevremle beraber bu bir süreç, biz bunu yaşıyoruz bugün. Seninle bugün sohbet ediyorum. Ekiple tanıştım, beraber bir güzel bir proje yapıyoruz şu anda mesela. Çok güzel insanlar tanıdım. Sanatçılar, yazarlar, akademisyenler, sanat dünyasında yöneticiler, senin gibi insanlar, kıymetli, çok güzel sohbetlere katıldım.
eşimle, kızımla devam ediyor bunlar. Ve ben bunlarla biz ailecek zenginleştik. Bunu ama şey gibi söylemiyorum, ama çevrem genişledi falan, öyle bir şey değil. Yani konuştuğumuz, düşündüğümüz, ben bambaşka biri oldum. Yani açıkçası daha bencil, belki kendi kariyerine çok odaklı bir beyaz yakalıydım. Her beyaz yakalı böyledir demiyorum, ben öyleydim. Değiştim bireysel farklılıklara, toplumsal şeylere, bireysel farklılıklara bakış açım değişti. Hoşgörüm çok arttı insanlara karşı, çok karşı görüşte olanlara dahi bile. Toplumsal meselelere hassasiyetim arttı. Nereye geleceğim? Aslında benden sonra benim hikayem, benim koleksiyonum bitiyor. Çok ne oldu da bir noktada önemli de değil. Ama tabii sanatçılara da haksızlık etmeyelim. Tabii bir şeyler edindikçe koruma sorumluluğumuz da oluyor. Ama bir taraftan da hani sonrası hem birilerine yük olmamalı, bir sorumluluk yüklememeli. Kendi yoluna devam etmeli belki o hikayeyi başkasıyla başka şekilde. Ama aslında benim koleksiyonum ve benim hikayem orada bitiyor yani, anlatabildim mi? Ali'nin o fikri de eminim içi gider ama yani şey, o fikir beni biraz rahatlattı ya. Ben dedim hani şu hayatımda o dönemi yaşayayım. Daha ben ne isterim ki bireysel olarak gibi de düşündüm bir taraftan. Bakalım ne olacak. Şimdi senin anlattığına da ben Ali'nin dediğinin o kadar da sert olmadığını görüyorum. Aslında onun anlatmak istediği şey aynen. Bence o da benzer bir şey diyor yani. Eminim hani onun da tabii daha farklı imkanları var, daha farklı düşünceleri de var. Çok kıymetli eserleri var çünkü çok çağdaş işler topluyor dünyanın her yerinden. Mesela ben ona sordum, yüzde kaç dedim Belçikalı sanatçın var. Benim mesela aslında Türkiye'li sanatçılardan oluşan bir koleksiyonum vardı. Üzülerek söylemiyorum yani, yol öyle ilerledi. NFT'lerle ilk defa ben yabancı sanatçı aldım koleksiyonuma. Benimkilerim hala çoğu Türk sanatçı, Türkiye'li sanatçı. Benim dedim böyle ağırlıklı Türkiye'de, senin benim hiç önemli değil, bilmiyorum 3-5'tir belki ama dedim biz Belçika zaten dünya, Avrupa, biz bir bütünüz dedi. Senin öyle olması, normal olması da lazım dedi yani, hani şimdi anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla farklı şeyleri oluyor tabii hani, yani onu anlıyorum ben, anlatabildim mi? Onunki çünkü dünyanın hikayesini anlatıyor, kucaklıyor, emerging ülkeleri, farklı toplumları. O anlamda çok değerli bir koleksiyon, çok çağdaş. Dediğin gibi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Bu koleksiyonun yeni sergilenmesini de bize gezdirerek keşfetme şansı verdiğin için. Seni konuk etmek büyük bir zevkti. İyi ki bizim konuğumuz oldun. Çok sağ ol. O zevk bana ait. Çok teşekkür ederim Bihter. Yer verdiğin, söz verdiğin için programında. Çok çok teşekkürler. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Konuğumuz Feride İkiz'e çok teşekkür ediyorum. Size de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.